albikere.com açıldı. Türkiye'nin alışveriş sitesi olmaya aday Afyonkarahisar'ın markası albikere.com her geçen gün büyümeye devam ediyor. Her alışverişte bir öğrenciye burs imkanı sağlayan albikere.com, öğrencilerin ve üreten kadınların hayatlarına dokunuyor. Her yönden kazandıran alışveriş sitesi albikere.com'da ücretsiz olarak bireysel ve kurumsal mağaza açmak ve ücretsiz ürün yüklemek mümkün. Vali Yardımcısı Mehmet Keklik koordinesinde Afyon Eğitim Vakfı Genel Sekreteri Murat Diker'in destekleriyle faaliyetlerini sürdüren siteye ilgi her geçen gün artıyor. Gelirlerin tamamı ihtiyaç sahibi öğrencilere burs desteği olarak veriliyor. Kadın üreticileri ve kadın kooperatiflerini destekleyen albikere.com ürünlerini kolayca satabilmelerine de imkan sağlıyor. Komisyon oranları düşük olan albikere.com bu gelirlerin tamamını ihtiyaç sahibi öğrencilere burs desteği olarak veriyor. Mağazadan alınan ürünler belirlenen özel fiyat listesiyle kargo firmalarıyla alıcılara ulaştırılıyor. 25 Mayıs 2021 tarihinde Afyon Eğitim Vakfı bünyesinde faaliyete geçen albikere.com'a 5 aylık sürede toplam 202.853 kez giriş yapıldı. Google incelemesine göre bunların 119.056'sı siteye ilk kez giriş yapan kullanıcılar. Sitede toplam 1.082.001 sayfa görüntülemesi yapıldı. Albikere.com'da toplam 596 mağaza bulunurken şehrin yerel markaları, Türkiye çapında bilinen markaları, kadın kooperatiflerinin ürettiği ürünler, Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda üründen oluşan toplamda 26.458 ürün çeşitliliği mevcut. Afyonkarahisar'ın dünyaya açılan kapısı albikere.com'un kısa sürede gördüğü ilgiden büyük memnuniyet duyduğunu belirten Vali Gökmen Çiçek, 5 ay önce büyük hayallerle kurduğumuz albikere.com hızla büyüyor. Yapılan her alışverişle hem öğrenciler hem kadınlarımız destekleniyor. Türkiye'de bu anlamda tek. Yayına girdiği tarihten bu yana yaklaşık 850 bin lira ciro yapan albikere.com aracılığıyla 50 öğrenciye burs desteği sağlandı. İnşallah kısa sürede desteklerle birlikte Türkiye'nin en çok ziyaret edilen alışveriş sitelerinden biri olacak, dedi. AK Parti Afyonkarahisar Merkezi İlçe Genişletilmiş Danışma Meclis Toplantısı yoğun bir katılımla gerçekleşti. Toplantıya AK Parti Genel Merkez Demokrasi ve Hakem Kurulu üyesi Teşkilat Başkanlığı İl Koordinatörü Necip Filiz, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, Milletvekili Ali Özkaya, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı İl Koordinatörü Halil Ürün, Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan, İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, Belediye Başkan Yardımcıları Süleyman Karakuş ve Murat Öner ile birlikte çok sayıda partili katıldı. İlk konuşmayı AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ziya Coşkun Karadeniz yaptı. Bu toplantılar ile sokaklarımızı görür, mahallelerimizi duyar, ilçelerimizi konuşur, ilimize ayna tutarız. Bu dönemde vefa, samimiyet, tevazu, gayret, ortak akıl, istişare, katılımcı siyaset anlayışıyla, bu davada yol alan, dinlenmeden, durmak yok, yola devam anlayışıyla çalışmaya da devam edeceğiz. Çünkü AK Parti'nin davası, Türkiye'nin davasıdır. Sadece bir siyasi parti değiliz. 11 milyonluk teşkilatımızla gönüllüler ordusuyuz. AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay'da, ülkemizin pandemiden çok güçlü şekilde çıktığını belirterek artık bir aylık ihracatımızın karşılığı olan rakamı bir günlük ihracatta görüyoruz diyerek sözlerini sürdürdü. Bir doğum sancısı, bu sancıdan sonrasını inşallah güzel günleri, ülkemizin sıçradığı günleri hep birlikte göreceğiz. Biraz daha sabredelim ve bu söylemlerle ilgili mutlaka olumsuz söylemler de olacak. Bunlarla ilgili araştırmalar yaparak ilgili başkanlarımıza, bizlere, yine teşkilatımızın değerli temsilci görevlilerine konuyla alakalı bilgileri soralım. Biz de tabii ki bu danışma toplantılarımızı, istişare toplantılarımızı inşallah daha sık yaparak bu eksikliğimizi diyelim veya bilgi eksikliği anlamında, bilgilenme anlamında eğitimlerimizi daha da artıralım. Değerli dava arkadaşlarım, biliyorsunuz her dediğim, biz de inşallah 2023 seçimleri öncesinde bu 2022'de yapılacak olan yatırımlarda Sayın Milletvekilimiz de bahsettiği gibi her alanda farklı alanlarda dünya rekorları kırıyoruz. Yapmış olduğumuz ithalatlar aslında dünyaya yapacağımız ihracatlar için yapılan ithalatlar. Burada tabii ki iç piyasada ister istemez bir fiyat anlamında dengesizlikler oluşabiliyor. Bunların da ülkemize girecek olan dövizlerle inşallah hepsinin telafisi yapılacak. Değerli dava arkadaşlarım, önümüzdeki 2023 seçimlerine şu an Millet İttifakı bu yapmış olan ihracatlara ve yapmış olan çalışmalardan dolayı şu an bize saldırmaya başladı. Sadece Millet İttifakı değil,
ABD ve Batı Sivret İttifakı'na büyük destek veriyor. İttifak da sessizliğe gömülerek bunların yapmış olduğu destekleri kabul ediyor. Bu yüzden her türlü entrikayı çevirecekler için 2023 seçimlerini hep birlikte daha güçlü bir şekilde çalışmamız lazım. Birlik beraberlik içerisinde kapı kapı dolaşarak sandık bazlı çalışmalarımız yapmamız gerekiyor. Gerçekten bizler çok güçlü teşkilatız, çok dinç. Biliyoruz bu aramızda değerli Merkez İlçe Kurucu Başkanımız, Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyelerimiz de var. Onların da desteğiyle, onların da gayretleriyle, yine milletvekillerimizin gayretleriyle inşallah 2023 seçimlerini hep birlikte başaracağız, hep birlikte atlatacağız. Çünkü biz çok zor seçimler atlattık, çok problemli, sıkıntılı seçimler atlattık. 15 Temmuz darbelerini atlattık. İnşallah bu seçimlerde hep birlikte atlatacağız. AK Parti Genel Merkez Demokrasi ve Hakem Kurulu üyesi Teşkilat Başkanı Afyon Karahisar ilk koordinatörü Necip Filiz'e şunları söyledi. İlk koordinatör olarak tensip buyurduklarında tabii ki çok sevindik. Çünkü Denizli, Afyon demek kardeş şehirler demek. İşte Daskırı gibi birçok sınırdaki ilçelerimiz belki birçok ihtiyaçları için ilimize de geliyorlar. Onları da misafir ediyoruz. Bizim Denizli'de de tabii Afyon gibi mermercilerimiz bir ticari ilişki gelişmiş durumda. Afyon'a hep gıptayla baktığımız şehirlerden biridir. Çünkü değerli Bakanımız Veysel Eroğlu'nun Denizli'ye de birçok hizmetleri bulunmuştur. Kendisinden Allah razı olsun. Bugün burada olmasa da ona da çok teşekkür ediyoruz. İbrahim Yurdunu Seven Milletvekilimizle birlikte aynı dönem il başkanlığı yaptığımız çok değerli bir kardeşimiz. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde meclis çalışmalarıyla Afyon'u en güzel şekilde temsil ediyor. Bilhassa bu birlikteliğimizi inşallah bugün burada başlattığımız bu güzel toplantıyı bundan sonra merkez ilçemizin işte mahallelerinde, diğer ilçelerimizde, sandık bazlı çalışmamızda her sandıktaki o 300 seçmenin içindeki üye kardeşlerimizle yapıncaya kadar adım adım devam ettireceğiz. Bunun için önümüzde seçimlere 1,5 sene vaktimiz var. Biliyorsunuz 3 ay kala yapılan çalışma seçim çalışması değildir. O sadece ziyarettir. Seçmen de der ki seçim var diye geldiniz der. Bizim işte o yüzden şu önümüzdeki bir yılı çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti. Afyon Karahisar Valisi Gökmen Çiçek 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında 19 Ekim 2015 tarihli 29.507 sayılı resmi gazetede yayınlanan Başbakanlık Genelgesi'yle her yıl 19 Ekim tarihi Muhtarlar Günü olarak kutlandığını hatırlattı. Çiçek, öncelikle muhtarlarımızın merkezi kurumsal yapıya dahil edilebilmesi, iş ve işlemlerin daha sağlıklı takip edilebilmesi için İçişleri Bakanlığı bünyesinde Muhtarlar Daire Başkanlığı kurulmuştur. Ayrıca valilikler de bir vali yardımcısı muhtarların taleplerinin takip edilmesinden sorumlu tutulmuştur. Vatandaşa götürülen hizmetin de bir parçası olan muhtarlarımız devletimizin mahalle ve köylerdeki gözü ve kulağıdır. Böylesine önemli bir görevi üstlenen demokrasimizin temel taşı, milletimizin güzide temsilcisi ve hizmetkarı muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü tebrik ediyor, kendilerine ve ailelerine sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum dedi. Milliyetçi Hareket Partisi MYK üyesi ve Afyon Karahisar Milletvekili Mehmet Taytak da 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında muhtarlık müessesesi demokrasimizin ilk temel taşlarını oluşturmaktadır. Bir kamu görevlisi olan muhtarlarımız 7/24 esasıyla vatandaşı en yakın hizmeti veren, onların sorunlarını dile getirmelerine yardımcı olan, çözüm bulan ve yol gösteren bir makamı temsil etme özelliği taşımaktadır. Benim babam da muhtardı. Hakikaten muhtarlık önemli bir görevdir. Bölgenin milletvekili olarak elimden geldiğince yatırım ve hizmetler noktasında ilimizde ne sıkıntı varsa elimi taşın altına koymaya çalışıyorum. Bu vesileyle vatandaşlarımızla devletimiz arasında bir köprü vazifesi görerek kamu hizmetinin köylerimize ve mahallelerimize hızlı ve etkin şekilde ulaştırılmasına mühim bir görev üstlenen tüm muhtarlarımızın gününü kutluyor, görevlerine başarılar diliyorum dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Afyon Karahisar Milletvekili Avukat Burcu Köksal da Muhtarlar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında Türkiye'de muhtarların demokrasinin en temel taşı olduğunun önemli altını çizdi. Köksal, hatta bir yönünü muhtarlar doğrudan demokrasi örneği verilen bir seçimle göreve gelir. Mahallede kendini tanıtan ve seçmenini ikna eden muhtar olarak mahallenin yönetici konumuna seçilir. Muhtar sadece yönetici değil, aynı zamanda mahallenin büyüğü, ağabeyi, ablasıdır. Demokrasinin temeli olan muhtarlar siyasete alet edilmemelidir. Gücünü doğrudan halktan alan muhtarlarımızın sıkıntılarının çözümü ve özlük haklarının iyileştirilmesi için mücadeleye devam edeceğimizi belirterek 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum ifadelerini kullandı.
Sanlıca Belediye Başkanı Mustafa Çöllü yayınladığı kutlama mesajında muhtarlarımız toplumumuzun önemli yapı taşlarından olup demokrasinin en eski örneklerinin başına gelmektedir. Belediyelerle halkın arasında önemli bir köprü görevi gören muhtarlarımız aynı zamanda halkımızın da sesi olmaktadır. Vatandaşlarımızla birebir en yakın görüşme ve sorunlarını tespit etme imkanlarına sahip olan muhtarlarımız bu sorunları ve talepleri yerel yönetimler olarak bizlere ulaştırma görevi de görmektedirler. Vatandaşlarımızla aramızda köprü vazifesi gören, mahallelerimizin gelişimi ve değişimi hususunda çözüm ortaklığı yapmaya çalışan muhtarlarımızın gününü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum ifadelerine yer verdi. İsyasar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Merkez Mahalle ve Köy Muhtarlarına yönelik kahvaltı programı düzenlendi. Programda konuşan Belediye Başkanı Ahmet Şahin, ilçemizin gelişimi noktasında muhtarlarımızı daima çözümün önemli bir parçası olarak kabul ettik ve hizmetlerimizi onların da fikir ve görüşlerini alarak devam ettik. Vatandaşımızın bir problemi veya talebi olduğunda bizlerden önce ulaşabildikleri ilk yetkili merci muhtarlıklardır. Bu bağlamda muhtarlık birimi vatandaşla kamu kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Muhtarlar Günü'nü bir kez daha tebrik ediyor. Tüm muhtarlarımıza çalışmalarında kolaylıklar diliyorum dedi. Program sonrasında muhtarlara günün önemine istinaden hediye verildi. Afyonkarahisar Muhtarlar Derneği Başkanı Suat Uygur da 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Şanlıurfa'ya düzenlenen muhtarlar gezisiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Valimiz Gökmen Çiçek, Belediye Başkanımız Mehmet Seybek destekleriyle Afyonkarahisar Muhtarlar Derneğimiz olarak Gaziantep Şanlıurfa'dayız. Tüm muhtarlarımız adına bu özel günde bizleri unutmayan devlet büyüklerimize teşekkür ederiz dedi. Ayrıca devletin vatandaşa dokunan en sıcak eli ve vatandaşı en yakın idari birimimiz olarak önemli bir görevi ifa eden muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutluyorum açıklaması yayınladı. Muhtarlar Günü dolayısıyla Şuhut ilçesinde de bir tören düzenlendi. Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na Şuhut Muhtarlar Derneği'nin çelenginin sunulmasının ardından saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla devam etti. Törenden sonra protokol üyeleri ve katılımcılar Şuhut Muhtarlar Derneği'ni ziyaret ettiler. Burada Şuhut Muhtarlar Derneği tarafından protokol üyeleri ve katılımcılara çay ikramda bulunuldu. Ziyaretten sonra Şuhut Muhtarlar Derneği tarafından Şuhut Düğün Salonu'nda protokol üyeleri ve katılımcılara kahvaltı ikramda bulunuldu. Ayrıca Bozanköy Muhtarı Dinçer Güngör öncülüğünde bağlama eşliğinde birbirinden güzel türküler seslendirildi. Zaman zaman protokol üyelerinin de türkülere eşlik ettiği kutlamada renkli anlar yaşandı. Karakol ailesinin acı günü. Tınaz Tepe Şirketler Grubu İletim Kurulu Başkanı, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı, sanayici, hayırsever iş insanı Ahmet Karakol, geçirdiği rahatsızlık sonrası vefat etti. Gönül insanı, hayır insanı, çok değerli Ahmet Karakol abimizi kaybetmiş olmanın üzünü içerisindeyim. Alınan bilgiye göre Karakol, pazartesi akşamı evinde geçirdiği ani rahatsızlık nedeniyle Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Karakol, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Karakol'un vefatı Afyonkarahisar'ın kamuoyunda üzüntüyle karşılandı. Merhum Karakol için kalabalık bir katılımla Tınaz Tepe'de Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Allahu Ekber! Törene Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, Belediye Başkanı Mehmet Seybek, siyasi parti il başkanları, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Bekir Yeşilay, İş Dünyası ve Karakol ailesinin sevenleri katıldı. İkindi namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından merhum Karakol aile kabristanlığında toprağa verildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan Eber ve Akşehir Gölü Yönetim Revize Planı Çalıştay'ı gerçekleştirildi. Çalıştay'da konuşan Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, Eber ile Akşehir Gölü'nün önemli sulak alanlarından olup kapalı bir havza olması sebebiyle büyük bir öneme sahip olduğunu, gölün sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla gölü besleyen derelerin korunmasının önemli olduğunu belirtti. Kaya, pek çok tür ve çeşitteki canlılar için uygun beslenme, üreme ve barınma ortamı olması sebebiyle gölün büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Şahin Çılgın da sulak alanlardan önemli bir yere sahip olan Eber Akşehir Gölü sulak alanlarının önemine ve korunmasına vurgu yaptı. Çalıştay kapsamında
Eber Akşehir Gölü sorun ağacı irdelenmiş ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla kararlar alındı. Ayrıca paydaş kurumların görevi ve sorumlulukları da belirlendi. Sandıklı'da Türk Telekom Fen Lisesi Teknokent Sandıklı Yazılım ve Tasarım Atölyesi'nin açılışı yapıldı. İş insanları Çetin Pancar ve Yavuz Koca Çoban tarafından Türk Telekom Fen Lisesi'ne kazandırılan Yazılım ve Tasarım Atölyesi'nin açılış programı okulun çok amaçlı salonunda gerçekleştirildi. Programa katılan Sandıklı İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, gelişmiş ülkelerin başarısının okullardaki eğitim seviyesi olduğunu ifade etti. Ülkemizde yoğun bir nüfusun yanında öğrenci sayısının oldukça fazla olduğunu ifade eden kaymakam, eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılmış bir yatırımdır. Bu tür yatırımlar hiçbir zaman boşa yapılmamış demektir. Çocuklarımızın eğitim kalitesinin artırılması, ülkemizin refah seviyesini artırmaya eşdeğerdir. Öğrencilerimize bu imkanı sağlayan ve okulumuza bu ödülü kazandıran değerli iş insanlarına teşekkür ediyorum, dedi. Okuldaki atölyenin hem okuldaki öğrencilere hem de ilçedeki tüm öğrencilere hizmet vereceğini ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın da, öğrencilerimiz burada robotik kodlama, yazılım ve tasarım, grafik tasarım alanlarında etkinlik ve uygulamalar yapacak. İlçedeki tüm öğrenciler bu atölyeden faydalanabilecekler, dedi. Konuşmalardan sonra protokol üyeleri tarafından okula kazandırdıkları yazılım ve tasarım atölyesi plaket takdim edildi. Protokol üyeleri tarafından kuryesi kesilen atölyenin açılışı gerçekleştirildi. Afyonkarahisar'da İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu ile Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları İşbirliği ile kadınlara yönelik Mevlid-i Nebi programı düzenlendi. Mevlid-i Cami'de gerçekleşen program Kur'an-ı Kerim teorisiyle başladı. Daha sonra Kur'an kursu öğreticileri tarafından Mevlid-i Şerif okundu. İl Müftü Yardımcısı Sevde Gülçek için hazırladığı Peygamberimiz ve Vefa Toplumu konulu sohbetle devam eden program ilahiler ve dualarla sona erdi. Öte yandan Gedik Ahmet Paşa Camii'nde de Mevlid-i Şerif programı düzenlenerek Miftah Yatılı Erkek Kur'an kursu öğrencileri tarafından ilahiler okunarak dualar edildi. Afyonkarahisar Kadın Kültür Evleri'nde 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen ruh sağlığı eğitimlerinde konuşan psikolog Numan Sinan Harputlugil, herkesin hasta olabileceğini belirterek size uygun olan hizmetlerden yararlanarak bedensel ve ruhsal sağlığınızı iyileştirmek kendinize olduğu kadar topluma da yapılmış bir iyilik sayılır, dedi. Yoğun katılımın olduğu eğitimlerde konuşan İl Sağlık Müdürlüğü Psikoloğu Numan Sinan Harputlugil, sağlığın beden sağlığı ve ruh sağlığını birlikte kapsadığını ve bir bütün olarak ele alınması gerektiğini söyledi. Harputlugil, her insan hastalanabilir, her birimiz bazen zorlanabilir, rahatsızlanabilir veya çaresiz hissedebiliriz. Görüyoruz ki kimimiz bazı şikayetleri daha sık ve şiddetli yaşıyor. Bu eşitsizliğe yol açan sebeplerin önlenebilir, ortadan kaldırılabilir, kontrol altına alınabilir ya da hafifletilebilir olduğunu bilmek, harekete geçmek için ihtiyaç duyduğumuz enerjiyi sağlayabilir, dedi. Covid-19'la grip aşısı birlikte yapılabiliyor. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Profesör Doktor Recep Tekin, koronavirüs aşılarıyla grip aşısının yapılmasına yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Kış öncesinde artan grip salgınıyla birlikte vatandaşların merak ettiği Covid-19'la grip aşısının hangi aralıklarla yapılması gerektiği sorusunu cevaplandıran Tekin, her iki aşının aynı anda yapılmasının hiçbir sakıncası bulunmadığını dile getirdi. Sonbahar mevsiminde risk grubunda olanların koronavirüs aşısı olmalarını tavsiye ettiklerini ifade etti. Sonbahar geldi. Artık Covid-19 zaten ülkemizde pandemi hala devam ediyordu. Covid-19 aşamaları iyi giderken sonbaharla birlikte grip enfeksiyonları artık görülmeye başladı. Bu süreçte tabii ki Eylül ve Ekim ayı özellikle Covid-19'la birlikte gripin olması tabloyu ve kliniği kötüleştirebiliyor. O yüzden bu ayla itibariyle artık özellikle risk gruplarının grip aşısı olmasını tavsiye ediyoruz. Profesör Doktor Tekin, koronavirüsle grip aşısının aynı anda yapılmasının hiçbir sakıncası olmadığını dile getirdi. İngiltere'de bir son üniversitesine yapılan son çalışmada özellikle hem BioNTech hem de Moderna'nın yapmış olduğu Covid-19 aşılarıyla birlikte grip aşısının birlikte yapılması, immün sistemi ya da bağışıklık geliştirmesi konusunda herhangi bir sakınca yaratmadı. İkisine karşı bağışıklık sistemi oluştuğu ile ilgili çalışma sonuçlandı. O yüzden her iki aşı aynı anda yapılması herhangi bir sakınca yoktur. Zaten şu an itibariyle baktığımız zaman bu ay grip aşısı için en ideal vakit. Özellikle risk grubu olanların diyabet, hipertansiyon, kalp hastalığı, siroz gibi risk faktörü olan kişilerin ileri yaş gibi hastaların kesinlikle grip aşılarının bu zamanda olmalarını tavsiye ediyoruz. Covid-19'a grip aşısının birlikte yapılmasında herhangi bir sakınca yoktur. Olmedi'nde yaşayan ve şeker hastalığı başta olmak üzere çeşitli hastalıklardan dolayı kullandığı ilaçlar nedeniyle aşırı derecede kilo alan kadının başvurduğu diyetisyen sayesinde hayatı değişti.
43 yaşındaki kadın önce kendisi 32 kilo verdi, ardından kurduğu yaşam koştuğu merkeziyle kilo vermek isteyenlerin umudu oldu. Ev hanımı olan 43 yaşındaki Özlem Pektaş Sarısaban yaklaşık 8 ay önce aşırı kilolarından dolayı Eskişehir'deki Yaşam Koçu Hayriye Kuşçu'ya başvurarak yardım istedi. Kendisine çıkarılan diyet programı sayesinde Sarısaban yaklaşık 8 ayda 32 kilo birden vererek 99 kilodan 67 kilograma düştü. Diyetine devam eden Sarısaban ardından bununla yetinmeyip kendisi gibi kilo vermek isteyenler için harekete geçip Yaşam Koçu Kuşçu'yla görüşerek Boyvadin'de Yaşam Koçluğu Merkezi açıp kilo vermek isteyenlerin adeta umudu oldu. Sarısaban kendisine gelen danışanlarına yardımcı olup onların fazla kilolarından kurtulmalarına ve hayatlarına daha mutlu devam etmelerine olanak sağlıyor. Kilo verme öyküsü ve sonrasında yaşananları anlatan Sarısaban her şeyin diyetisyen koşuyu tanıdıktan sonra başladığını ifade ediyor. Hayri Hanım'la tanışmadan önceki hayatımda rahatsızlıkları olan insanım, ilaçları çok kullanıyordum. Hayri Hanım'a bir arkadaşın tavsiyesiyle gittim. 99 kiloydum, kilo vermek için gittim. Hayri Hanım gelip giderken benim aktif bir insan olduğumu, niye çalışmadığımı, çalışma ortamında çok güzel başarabileceğimi, çok güzel kadın dayanışması yapabileceğini söyledi. Önceleri olmaz, ben çalışamam falan dedim ama kilo vermeye başladığımda bunu niye yapamayacağım, ben de yapabileceğimi düşündüm ve Boyvadin'e bir şube açma kararı aldık. Boyvadin'e şube açmadan önce eğitimlerimi aldım. Yaşam koçluğu, biyoenerji, diyabet koçluğu. Bunlarla beraber şubemi açtım ve Boyvadin'deki insanlara yardım etmeye çalıştım. Sarısaban gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra danışanlarına neyin, hangi yiyeceklerin kilo verdiğini tespit ettiklerini belirtiyor. Böylelikle bunları da kontrol ederek Yasemin Koyun tarafından diyet programımız hazırlanıyor ve bununla birlikte ben burada kontrol ederek onlara yardımcı olarak yaşam koçluğumu aktive ederek onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Yurt içi ve yurt dışından danışmanlarım oldu. Bu danışmanlarımın arasında güzel kilo verenler oldu. Meşgura Hanım 150 kiloyla 45 kilo verdi. Muhterem Bey 126 kiloyla 34 kilo. İbrahim Bey ise 100 kiloyla 24 kilo vererek bizi mutlu etti. Öte yandan Özlem Pektaş Sarısaban Sarsa kilo veren kadın ve erkek danışanlar da verdikleri kiloları büyük bir mutlulukla anlatarak sağlıklı yaşamın kilo vermekle başladığını ifade ediyorlar. Özlem Hanım'ın yaşam koçluğu sayesinde 3 ayda 105 kilodan 90 kiloya düştüm. Kaybettiğim sağlığıma kavuştum. 9 ay öncesi 104 kiloydum. Şimdi 63 kiloya düştüm. Buraya gelmeden önce tansiyon hapı, şeker haplarım vardı ve onları şimdi bıraktım. 7 ay önce 126 kiloydum. Şu anda 92 kiloya düştüm. Kilo çok zararlı. Ondan dolayı tüm herkese tavsiye ederim kilo vermeyi. Her şeyi yiyerek bu kiloya indik. Afyon'a gelenler Mevlevi Müzesi'ne mutlaka uğruyor. Kentin tarihi ve kültürel mekanlarını gezmeye gelenlerin mutlaka uğrak noktası olan Mevlihane, Karahisar Kalesi'nin eteklerinde aslına uygun olarak restore edilerek bir müze haline getirildi. İçerisinde devriş odalarından çilehaneye, türbeden devriş mutfağına kadar birçok bölüm mum maketlerde canlandırılmış vaziyette. Afyonkarahisar Mevlevi Müzesi Müdürü Hasan Özpınar, Mevlihane'yi Afyon'a gelenlerin mutlaka ziyaret ettiğini belirtti. Afyonkarahisar Mevlevihanesi geride bıraktığımız süreçte yaklaşık bir yılı aşkın bir süre boyunca tabii pandemi şartları ülkemizde hakim oldu. 1 Temmuz tarihiyle normalleşme süreci başladı. Ve bu süreç boyunca da Mevlevihane yine Afyon'un en çok ziyaretçi çeken mekanı oldu diyebiliriz. Şehre yolu düşen hemen hemen herkes, geçiyordum uğradım diyenden tutun, bunun yanı sıra gurbetçilerimiz özellikle bu aylarda yoğun. Yine Kur'an kursu talebeleri, farklı kurslardan öğrenciler Mevlevihane'yi sık sık ziyaret ediyorlar. Mevlevihane yine pek çok kişiye erişiyor. Hem şehre gelenler hem bunun yanı sıra şehir dışından farklı ziyaretçiler bu bölgede adeta Afyon'un tarihi